Bismillahirrahmanirrahim. Hamdolsun Allah'a. Selat ve selam kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Selam olsun nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ve siz değerli izleyicilerimize. Sözün Özü adlı programda sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Sosyal medya temasını işlediğimiz... Bu hasbi halde sosyal medya ahlakı konulu sunumumuzla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sunumumuzda sosyal medyada her Müslümanın dikkat etmesi gereken ahlaki duruşa değineceğiz inşallah. Kıymetli izleyiciler, Müslümanlar en yüce ahlak sahibi ve ahlak abidesi bir peygamberin ümmeti oldukları için her konuda edep ve ahlak sahibi olmak zorundadırlar. Haşa, edepsiz ve ahlaksız bir müslüman düşünülemez. Ahlak denilince akla edep gelir. Edep bütün hatalardan kaçınmayı sağlayacak bilgiyi elde etmektir. Elde ettikten sonra da fiilen kötülüklerden, hatalardan ve çirkinliklerden kaçınmaktır. Ahlak ise insanın benliğinde yerleşmiş bulunan bir yapıdır. Bu yapı sayesinde düşünüp taşınmaya gerek kalmadan fiil ve hareketler kolayca meydana gelir. Kolaylıkla meydana gelen bu fiiller güzel ise adına güzel ahlak, çirkin ise kötü ahlak deriz. Ne güzel buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Edep nerede olursa orayı süsler. Nerede bulunmaz ise orası çirkin olur. Yine ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen ve en güzel örneklik olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası değildir. Biz öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki medrese ve dergahlarımızda yer alan ve yol işareti niteliğindeki levhalardan biri edep yahudur. Yani her konuda edep istemek. Şairler de edebin önemini şöyle anlatmışlardır. Edep bir tacimiş nuri hüdadan. ''Giy ol tacı, emin ol her beladan, güzeli güzel yapan edeptir, edepse güzeli sevmeye sebeptir. Ehli irfan meclisinde aradım, kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep, illa edep'' demişlerdir. Bunun için İslam terbiyesi almış her mümin aynı zamanda güzel ahlak sahibi olmalıdır. Elbette ki ahlak ile ilgili paylaştığımız tüm bu hakikatler, Sosyal medyada da geçerlidir ve geçerli olmak zorundadır. Sözün özü sosyal medyanın kendisine ait tarzı ve o dünyaya egemen olan dil doğrusu bizi bir hayli ürkütmektedir. Bu sebeple sosyal medya ahlakı ilkelerini kendi nefsimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize hatırlatmakta fayda vardır. Sosyal medya ahlakı ile alakalı en çok ihlal edilen durumları şu beş maddede özetlersek. Birincisi emanet anlayışıdır. Yazı, söz, göz, sağlık her şey bize emanettir. Yerinde kullanmak gerekir. İslam hukukunda bireylerin bazı özlük hakları vardır. Buna zarurat-ı hamse denir. Yani korunması, muhafaza edilmesi gereken beş hak manasında bu haklara sizin dışınızdakiler riayet etmesi gerekirken tabii ki size karşı muhafaza etmekle sorumlu oldukları gibi sizin de kendi haklarınızı kendi özünüze karşı muhafaza etmeniz gerekmektedir. Nedir bu haklar? Can güvenliği, mal güvenliği, akıl güvenliği, namus yani nesil güvenliği ve din güvenliğidir. Sosyal medyada ahlaki ilkelerin çiğnenmesi konusunda en çok bu alanlar maalesef ihmal edilir ve bu alanlardaki sıkıntılar baş gösterir. Sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'in radıyallahu anhuma sorusu üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları yüz üstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin ürettikleridir buyurması ne kadar da sarsıcıdır. Dillerimizin ürettikleri, yani konuştuklarımız kapsamına, zihinlerimizin ve ellerimizin ürettiklerini, yani yazdıklarımızı da eklemeliyiz. Zira bugünün dünyasında tuşlarına dokunduğumuz bilgisayar ve benzeri aletlerle ürettiklerimizin yazılı, görsel ve sosyal medyada nasıl yayıldığını herkesin bilgisi dahilinde ve malumudur. İkincisi tecessüs yasağı yani kusurları araştırma, mesaj ve paylaşımlarda başkalarının özel hayatını ihlal edecek bir duruma düşmemek gerekir. Başkalarının ayıplarını araştırmamak ve bunları ortaya dökmemek lazım gelir. Evet sadece konuşup yazdıklarımızdan değil, başkalarının gizli yönlerini araştırıp ortaya koyarak yaydıklarımızdan hakkında bilgimiz olmayan haber ve sözleri taşımaktan da kesinlikle sorgulanacağız. Ey iman edenler, zandan çok sakının zira zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini, kusurlarını araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Ayeti Hucurat Suresi'nin 12. ayeti bizlere güzel bir örnekliktir. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Zira kulak göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. İşte bu dünyada yaptığı, konuştuğu ve yazdığı, yaydığı her şeyin hesabının kıyamet gününde mutlaka sorulacağının bilinci içinde olan Müslümanlar bugün bir medya ahlakı oluşturmak zorundadırlar. Üçüncüsü mahremiyetlere mutlaka riayet etmek gerekir. Mesela Karı koca ve eşler aile arasında kalması gereken mahrem ilişkilerin herkese açık hale getirilmesi dinen sakıncalı ve günaha sebep olan davranışlardır. Reel ortamda yapılan bir günahın sınırlılığı mevcut iken yani az kişi bunları görüyorken oysa sosyal medyadaki iffetsizlik veya mahremiyete dikkatsizliğin ulaştığı günah boyutu sınırsızdır bazen yüz binlerce insanın görmesine sebebiyet verir. Daha çok kişinin o günaha şahitliğine sebebiyet vermektedir. Dördüncüsü başkalarını özendirecek, rencide edecek paylaşımlardan kaçınmak gerekir. Mesela yiyecek ve giyecek paylaşımları bu kısma girer. Elbette ki yediğimiz içtiğimiz nimetlerin herkeste olamayacağını hesap etmeden veya bile bile onu paylaşmak adab-ı muaşeret kurallarına aykırı olduğu gibi nezaket ve edep yüklü kültürümüze de aykırıdır. Zira bizler öyle bir dinin mensuplarıyız ki o müminler ki yediklerinden infak ederler anlayışının sahipleriyiz. Sosyal medyadaki bu yanlış davranış elbette ki mazlumları ve mahrumları incitmekten ve kul hakkına girmekten başka bir şey değildir. Beşincisi başka bir bireyi veya toplumu alaya alma, iftira etme ya da duyduğu her bilgiyi araştırmadan yayma günahı sosyal medyada da geçerlidir. Ey iman edenler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Hucurat Suresi 12. ayeti ilkesine uyan bir sosyal medya anlayışı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zandan ve yalandan sakınınız. Zira yalan günah işlemeye götürür. Günah işlemek de cehenneme iletir. Emri üzere yalandan uzak duran bir sosyal medya ahlakı. Size bir bozguncu bir haber getirirse onu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat suresi 6. ayeti ilkesi gereği her haberi süzüp alan bir sosyal medya ahlakı. Hz. Ayşe annemize atılan iftiralar karşısında Allah Celle Celaluhu o günkü Müslümanlardan hangi ahlaki ilkelere uymalarını istemişse aynı ilkelerin bugün de geçerli olduğunun bilincinde olan bir sosyal medya ahlakı. Bugün de birilerinin eşi, çocukları, yakınları hakkındaki çeşitli isnatlara, yalan haber, aspegaras ve dezenformasyonlara aynı ahlak ilkesiyle itibar etmeyen, hak ve hakikatten yana bir sosyal medya ahlakı, bir topluluğa veya şahsa zarar vermesi kesin olan bir haberi doğruluğunu araştırmadan veya doğru olsa dahi birilerini itham ve ilzam edecek biçimde kullanmaktan özenle kaçınmaları gereken Müslümanların yönettiği medya vasıtalarının özellikle muarızları aleyhindeki her türlü malzemeyi değerlendirmekten futur etmediklerini görebilmekteyiz. İslami duyarlılığa sahip oldukları halde rakip kişi ve kurumlar aleyhindeki haberleri onları yıpratmak amacıyla yayanlar aslında farkında olmadan kendi kuyularını da kazmış olmakta ve genel anlamda Müslümanlara zarar vermiş olmaktalar. Bu tür yayınlar Müslümanlar arasındaki uçurumları öylesine derinleştirmekte, nefret ve husumetleri öylesine artırmaktadır ki bu durum onların haktan ve hakikatten uzaklaşmalarına dahi yol açmaktadır maalesef. Kıymetli izleyiciler, peki güzel bir sosyal medya ahlakını yansıtmak ve sosyal medyanın zararlarından kendimizi, neslimizi, ailemizi muhafaza etmek için ne yapmalıyız? Onu da yine beş maddede özetlemeye çalışalım. Birincisi sosyal medya diyetine girelim. Nasıl ki kilolarıyla baş edemeyen bir insan gıda diyet, diyetine girerse sosyal medya bağımlıları da sosyal medya diyetine mecburdur. Bu farkındalığı oluşturmak gerekir. İkincisi ne kadar gerçek ne kadar sanal bir hayatı yaşayacağımıza karar verelim. Programımızı ona göre kurgulayalım kökten kurtulamayanlar azaltarak ya da günün belli başlı vakitlerinde asgari bir vakit ayırarak çözüm üretilmelidir. Üçüncüsü sanal bilgi, sanal dostlar, sanal gezintiler kadar hatta daha fazlası gerçek ilim ortamlarına, gerçek reel dostlara, gerçek gezintilere ve pikniklere ihtiyacımız var. Buna uygun bir yaşam sürmeliyiz belki de. Dördüncüsü Üzgün, kırgın ve öfkeli olduğumuz durumlarda ruh halimizi yansıtacak paylaşımlardan uzak durmalıyız. Yorum yapacağımız her konuda ölçülü ve dikkatli olmakta fayda vardır. Yapılacak her paylaşımın amacını kendi nefsimize önceden soralım. Ve sonuncusu, beşincisi en çok dikkat etmemiz gereken ise her an Allah Celle Celaluhu tarafından gözetildiğimizi bir an dahi olsun hatırımızdan çıkarmamamız ve bu konuyla ilgili özellikle Alak suresi 14. ayet Elem ya alem bi ennallah Allah yara yani o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu ayetini kendi gözlerimizde, kendi yüreklerimizde her daim işlememiz gerekir. Yine Mü'min suresi 19. ayette de Allah Celle Celaluhu Mealen Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir ve bilendir denilmiştir. Manevi yönümüzü, ahlaki duruşumuzu, ruh sağlığımızı muhafaza edeceğimiz bilinçli bir şekilde kullanılması temennisiyle Allah'a emanet olunuz. سلامتك خالص